Evet, bakalım. Öncelikle iki tarafa da başarılar diliyorum. İkisi de bildiğim tanıdığım iyi oyuncular. Hemen Ahmet'i gözlemeye başlayalım. Ahmet Fransa oynuyor. Fransa'da önce oduna göndermeyi tercih etmiş hepsini. Hiç et kesmeden. Bunun sebebini anlamadım. Daha önce odunlu bir şey mi harcadı? Bu kaynak durumu nedir? Ha evet, denize girmeyi tercih etmiş. Evet, çok mantıklı bir hareket gerçekten. Birinci maça YCSK gelmedi. Ha, onun yerine direkt üçüncü maça mı geçtiniz? Tamamdır. Onun için Ferhat abi ayarlama yapıyor sanırım. Teşekkür ediyorum bu arada takibin için. Hoş geldin. Denize hızlı girişmek için önce bir oduna verdi. Şimdi tekrar normal boyutta devam edecektir diye düşünüyorum. Totoke, teşekkür ediyorum takibin için. Hoş geldin. Altın henüz işçi göndermedi. Çünkü bildiğiniz üzere deniz göllü maplerde hemen denize girilmek isteniyor. Biraz çağ geç atlayacaktır bu sebeple. İngiliz tarafını kontrol edelim. Altında bir tane göndermiş gördüğünüz gibi. İngiliz'e de hakkı. Vestebian oynuyor. Denize hemen girişmemiş. Kaynaklarını da 8'e 1 şeklinde dağıtmış şu an için. Oduna da bir tane göndermiş. Biraz çağına tabii ki Fransa'ya göre daha hızlı atlayacak demek oluyor bu. Bizim öngörümüz bu şekilde tabii ki. Ne olur? Biraz zaman gösterir şimdi. Efe Arslan, teşekkür ediyorum takibin için. Hoş geldin. Yani İngiliz için iki tane yeterli olacaktır altına. Başlangıçta. Daha devam ettirecek mi merak ediyorum. Deniz Aykan, teşekkür ediyorum takibin için. Hoş geldin. Şöyle kameramı da açayım artık. Evet, altına biraz daha hızlı çağ atlamak istiyor sanırım. Onun için erkenden oduna yatırım yapmamayı tercih etti. Ben böyle yapmıyorum normalde. Oduna daha fazla göndermesi lazım ki normal İngiliz oynayışından sonrasında rahatlıkla girebilsin göllere. Gölleri de bir incelediğimizde benim tahminim buraya girmez diye düşünüyorum. Çünkü burada pek, gerçi kendisi incelemesini yapacaktır. Burası mantıklı bir tercih olacaktır onun için. Çünkü herkesin bildiği üzere derin deniz balıkları daha fazla et getirisi sağlıyor. Ahmet alır diye düşünüyorum bu maçı. Hiç belli olmaz. Hakkı da iyi bir oyuncu. Turnuva kaç kişilik? 16 kişi katıldı. Şu an ben ikinci maçı sunuyorum. Diğer maçı da Ferhat abi kendi kanalında sunuyor. Ferhat Bayrak TV. Ondan da isterseniz diğer maçı da takip edebilirsiniz. Hemen bakalım. Çağ ekonomisi gelmek üzere. İngiltere'nin. Ahmet'in de şu an ette bir eksiği var. Çünkü dediğim gibi erken girdi. Ekonomisi daha sağlam olacaktır Ahmet'in bu durumda. Çağ biraz geç atlamış olsa da. Göller derin deniz balığı var. Gösterdiğim gibi şurada. Bir tanesi bak burada. Bunlar kıyı balıkları. Bir tane derin deniz balığı var burada sadece. Hemen kontrol edelim. Fransa şu an kıyı balığı topluyor. Giriştiği gölde bir derin deniz balığı yokmuş. Bunlar bitecek. Yenilenmeyecekler. Diğer gölleri de kontrol edecektir diye düşünüyorum. Şu an benim gördüğüm kadarıyla burada da bir tane derin deniz balığı mevcutmuş. İki tane gölle derin deniz balığı var. İki köşedeki göllerde. Biri burada. Diğeri de gördüğünüz gibi burada. Onlara daha sonrasında oynayacaklardır diye tahmin ediyorum. Hakkı, özür dilerim, Vestebian diyelim. Hakkı ismini herkes bilmez. Çağın atlamaya başladı 4 kişiyle. Ahmet'i kontrol edelim. Ahmet'in maalesef henüz çağ ekonomisi gelmedi. Ama erken oyunu idare ederse edecektir diye düşünüyorum. Onun ekonomisi daha sağlam olacak. Çünkü denize erkenden giriş yaptı. Biraz da hızlı, daha hızlı çağ atlayabileyim diye işçilerini şimdilik ete gönderiyor mantıken. Doğru olan da bu zaten. Fransa'nın aynı zamanda altına da yatırım yapması gerekecek. Çünkü knight basacaktır diye düşünüyorum. Rahat biriktirebildiği için. Ne kadar map'in ne kadarını açmışlar onu da bir görelim. Ahmet rakibini görmüş. Map'in ortasını açmış. Hakkı aynı şekilde rakibini görmemiş ama map'in büyük bir kısmını açmış. Burada ufak bir scout kapışması var, çok önemli değil. Hakkı İngiltere ile erken çağ atlıyor. Bunun avantajı ne olacaktır? Daha erken nokta spamlayacak. Ki biliyorsunuz bu bina %100 daha hızlı uzun yaylı okçu üretebiliyor. Bu avantajını kullanmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Bütün map'i açalım. Fransa'da çağını atlamaya başladı.
Yani Knight tercihinde bulunacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Fransa'nın büyük avantajı bu. Nasıl yönetecek bakalım Knight'ların Ahmet, merak ediyorum. Etki, teşekkür ediyorum takibin için. Hoş geldin. Aleykümselam. Evet, Vestabian halen denize girişmiş değil. Oyunu erkenden bitirmek mi istiyor yoksa map'te göl olduğunun farkında değil mi diyeceğim ama farkında tabii ki. Burada kendisi de açtığı için bunları biliyor olması gerekiyor. Eğer denize girişmezse rakip ekonomisiyle rahatlıkla alt edebilir diye düşünüyorum. Tabii ki biraz mikroları da etkileyecektir. Osman Burak 60-60, teşekkür ediyorum takibin için, hoş geldin. Hemen bir dakika başı gelirleri kontrol edelim. Gördüğünüz üzere Ahmet'in 500 geliri var. 510 et geliri var. Hakkının 390. Şimdiden bu etki göstermeye başlamış Ahmet. İngiltere zaten ikinci şahı atladıktan sonra Gold'u biraz kesiyor. Yine aynı şekilde çalıştırmaya devam ediyor. Onu da bilmiyorum neden yapıyor. Daha bunu nasıl yapmış hemen bakalım. BDO sponsor mu oldu? Seni izleyince BDO reklamı geliyor. Black Desert Online mı? Hayır, sponsorum değil. O reklamları biliyorsunuz, biz ayarlamıyoruz. Twitch kendisi ayarlıyor. Onlarda bizim bir etkimiz yok maalesef. Bu sırada bakalım. Asker üretim durumu nasıl? Sadece scout var sanırım, o bir görünen de o. Henüz bir... Ha, şu an basıyor okçularını. Ha, bu askeri bilgi. Yanlış düşünüyorum. Onu şuradan bakıyoruz. Hakkın üzerine geldiğimizde buradan görebiliriz. 10 tane okçusunu üretmiş. Başka scout'u var mı bilmiyorum şu an. Hemen kontrolünü yapalım. Spearman de üretmiş. Rakibin Fransa olduğunu bildiği için mantıklı bir hareket. O sırada Ahmet'e de bakalım. Onun knight'leri ne durumda? Henüz bir knight çıkarmamış görünüyor. İlk knight'ını şimdi çıkaracak ve direkt gördüğünüz gibi rakibe doğru göndermiş ilk knight'ını. Vestibian hazır bir şekilde onu bekliyor ama bu mızraklar bir tane knight'ı rahatlıkla tutabilir. Okçular da arkadan ekstra bir unit gönderirse onları destekleyecektir diye düşünüyorum. Ahmet'in burada yapması gereken durum çok güzel. Görüşünü de almış burada. Artık Knight'in geldiğinden haberdar. Ona göre yönlendirecektir. Ahmet de Knight'ini kaçırarak arkadaki işçilere ulaşabilecek mi bakalım, göreceğiz. Yapması gereken o bu durumda. İkinci Knight'ı da çıkmak üzere, gördüğünüz üzere. Hakkın orada durumunu kontrol edelim. 15 askeri mevcut. Dakika başına gelire baktığımızda Ahmet'in biraz geri düştüğünü görüyoruz. Çünkü sanırım burada boşta bekleyen tekneler mi var? Evet, şimdi onları da yeniden yönlendirdi. Bunlar artacaktır birazdan. İkinci Knight'ını da sanırım gönderdi. Burada bir Knight kaybetmiş Ahmet. Güzel bir nokta. Burayı acaba görüyor mu Vestibyan? Merak ediyorum. Hayır, tam o noktayı göremiyor maalesef. Yarısını görüyor gizli korumanın ancak. Şu an bir görüş elde etti ona karşı. Oradaki Knight hakkında da bilgisi var. Kendi ordusunu buraya gizleyecek. Gayet güzel bir hareket. Şu an Ahmet ne yapabilir? Gördüğümüz kadarıyla burada görüş yoktu diyecektim. Buraya da görüş attı. Şu an hakkının görüş durumu Ahmet'e oranla daha iyi durumda. Sadece bir tane burada bir post tower var. Karakolu var diyelim Türkçesi. Buradaki de artık bu taraflardan gelecek saldırılara karşı onu koruyacaktır tabii ki. O sırada Vestibian raid atmaya başlamış. Evet, o knight'lar maalesef engellemeyecektir. Yani erken ekonomi yapmaya çalışmak early de İngiliz'e karşı geri düşmesine sebep olacaktır tabii ki. Burayı tutabilirse sonrasında iyi olacak Ahmet için. Ama early'yi tutabilecek mi göreceğiz bakalım. Burada bütün knight'larını kaybedecek. Bu sırada okçu basmış. Güzel bir tercih. Spearman'lere karşı. Bu işçisini içeri sokması gerekli. Ama onu geç fark etti. Biraz da bir kontrolü kaybedebiliyorlar insanlar turnuvalarda heyecandan. Normalde bu ufak hataları yapmayacaklardır diye düşünüyorum. Bir knight kaçırmayı başarmış içeri. Burada koruyabilecek asker. Evet. Çok fazla hasar gördüğü için burada çıkarmak zorunda kalacak knight'ını. Biraz daha damage içerse ölecek çünkü. Asker durumunu kontrol edelim hemen Ahmet'in. Şu an iki tane knight'ı hayatta. Bir tane de scout'u hayatta sanırım.
Burada biraz asker üretmeye çalışmış ancak bunu da tabii kolaylıkla yok edecektir. Maç şu an puan durumuna da bakacak olursak puan durumunda Ahmet'i önde gösteriyor. Mevcut kaynaklardan dolayı mı? Bakıyorum hemen. Altın geliri biraz daha fazla. Şu an Ahmet ikinci çağa geçmeye başarırsa, özür dilerim, üçüncü çağa geçmeye başarırsa kale çağına üstünlüğünü kurabilecektir. Ama bu şekilde devam ederse biraz daha geri düşmeye devam edecek diye düşünüyorum. Hemen Vestavia'nın asker durumunu kontrol edelim. 21 asker. Bunların 20'si asker, biri scout'tur diye düşünüyorum. Bunu yaptığımızda evet bütün askerlerini görebiliyoruz. 9 tane okçusu, 12 tane mızraklısı mevcut şu an. Biraz daha fazla olabilirdi tabii. Ahmet hala çağlatacak ekonomiye ulaşamadı. Biraz sabredip buradaki fightları biraz daha azaltıp, şöyle söyleyeyim, asker basmayı bırakıp biraz daha et ekonomisini artırmaya yönelmeli diye düşünüyorum. Çağ avantajını bu şekilde kullanabilir ama tabii ki rakibi göle girdi mi girmedi mi sanırım bunun infosu yok onda. Onu da hemen kontrol edelim. Evet, yukarıdaki köşedeki ve buradaki gölü açmadığı için belki de girmiştir diye düşünüyordur. Onun için ekonomileri yakındır diye düşünüyor olabilir ama hayır. Hakkı henüz. Vestibyan henüz bir göl girişiminde bulunmadı. Bunun bilgisi tabii ki Ahmet'te yok şu an. Şu anki dakika başı geliri hemen tekrar kontrol edelim. Ahmet tabii ki denize giriştiği için dominasyonu kurmuş durumda. Bir dakika başına gelir de. Ancak bu sahada map'in kontrolünde onu öne geçirmedi henüz. Güzel bir night takını yapmış şu an için. Bakalım bunu nerede kullanabilecek. Şu an base'inde üstünde herhangi bir asker görmüyorum Hakkı'nın. Agresif oyun sergilemek istiyor sanırım. Bir demirci atmış mı kontrol edelim. Map'te herhangi bir attığı demirci göremiyorum. Birazdan atacaktır muhtemelen. Erken aşamada oyunu bitirmek isteyecek sanırım. Ona göre bir hamlede bulunuyor. Evet. Town'u boş bulan Knight'lar da rahatlıkla at gezdirebilecek. Maalesef şu an bir Vestibi'nin savunması yok buna karşı. Burada bir evet, aslında Knight'lar ile bu kuleyi rahatlıkla alabilir şu an için. Gold'unu bilmiyor nerede olduğunu. İki farklı Gold'da şu an asker işi çalıştırıyor. Evet, bu Knight'lar rahatlıkla Gold'daki işleri temizleyecektir. Baktığımızda Vestavia'nın henüz çağ geliri de olmadığı için 3. çağa geçmekte çok zorlanacak. Burada bir Knight kaybetti ama güzel işi temizledi. Bu işi de alacaktır. Evet, Vestibyan bunu fark edip kuleye sokabilir derkenden. Şu an gördüğünüz üzere Vestibyan'ın herhangi bir gold geri yok diyecektim ki başka bir yerde sanırım. Evet, burada şu an bir yerde gold toplamaya devam ediyor. Benim gözümden kaçmış sanırım o. Hayır, yok, hayır, tamam. Buradaki geç geliyor tabi. Geç güncelleniyor. Şu an gold'da çalışan herhangi bir işçisi yok maalesef. Ahmet'i kontrol ettiğimizde evet, denize giriştiği için biraz daha ekonomide üstün durumda. Hakkı gemilerle değil işçilerle denize girmeyi tercih etmiş. Ya bir bakıma makımlı. Mantıklı aslında. Çünkü bu balıklar bitecek. Sonrasında yenilenmeyecek. Burada gemi çıkarıp bir ekonomi ekstra vermemesi de mantıklı olmuş. Tabii ki iki taraf da anladığım kadarıyla şuradaki derin deniz balığını keşfetmedi henüz. Ya da bu taraftaki. Bunları keşfettiklerinde artık oraya da gemi çıkaracaklardır diye düşünüyorum. İki tarafın da halen buraya görüş yok. Gördüğünüz üzere. Buradaki fight kontrol edelim. Okçuları mızraklarla almaya çalışıyor. Bu sırada knight'larını güzel kontrol etti. Okçularla da spearmen'leri temizlemeye devam ediyor. Ahmet, evet, mikroyu hemen hemen güzel yapıyor derken burada evet, knight'larını kaybetti. Nazar değdirdik sanırım. İngiliz'e karşı Fransa oynamak zordur bu arada. Ahmet'in Vestibyan'ın çağ ekonomisi nasıl gelebilir? Kontrol edeceğim hemen. Bu yanlış sanırım. Ahmet'in çağ ekonomisi gelmiştir. Hemen bir kontrol edelim.
Market mi kullandı acaba? Bir kontrol edeceğim. Yoksa gold'u benim görmediğim başka bir yerden mi topladı? Evet, şu an çağını atlayabilir. Ahmet'e baktığımızda gold durumu eksik görünüyor. Asker basmak için sanırım kullandı gold'unu ya da upgrade'ler için. Hala ikinci çağda. Ekonomi üstünlüğünü çağ olarak kullanamadı maalesef. Buradaki fight'lar çok etkili olmadığı için artık göstermedim burada. Elindeki mevcut askerleri kaçırıp işçilerin gizlemeyi tercih etti. Ama bu demek oluyor ki 16 tane işçin, özür diliyorum, 8 tane işçin boşta. Ahmet'in de 15 tane işçisi. Yani evet, bunlar boşta çünkü buradaki maalesef rıhtımını parçaladı Vestavian ve gelirini düşürdü bu durumda. Dakika başına gelire baktığımızda halen 500 görünüyor, o da işçileriyle yaptı. Farmdan ve Berry'den gelen gelirler diye görüyorum. Bu biraz geri düşürdü Ahmet'i. Buradaki korumasını iyi sağlayamadı. Halil'deki fightları bir kontrol edelim. Burada aslında baktığımızda asker üstünlüğü, asker güç bakımından baktığımızda üstünlük Ahmet'te, ancak Knight'larını kaçırıp okçulara göndermesi gerekiyor. Maalesef Spearman'ların üzerinden gönderdi. Bu üstünlüğünü kaybetti. Burada bir eksiklik görüyorum. Bu Knight'larını sanırım işçileri indirmek için kullanacaktı ama başarılı olamadı. Buradaki fight'ı gördüğünüz üzere kaybedecek az sonra. Ama hayır, Spearman'ları okçularla temizlemeyi başarmış. Kaledeniz bitmedi. Buradaki fight'ı hala kazanabilir. Spearman'ları biraz yanlış yönlendirdi sanırım. Okçuları arkadaki okçulara göndermeliydi. İki knight ile burada iş yapmaya devam edebilecek mi bakalım. Arkada bekleyen bir knight var. Bunları yavaş yavaş biriktiriyor sanırım. Sonrasında hepsini birlikte kullanacak. Buradaki işçiler temizlendi gibi görünüyor. Şu açıdan bakalım. Bir işçi hala çalışmaya devam ediyor. Bunu bitirecek. Evet. O bir işçiyi fark etmedi sanırım. Buradaki kulenin yapılmış olması bu rıhtımı ve bu tekneleri tehlikeye atıyor. Ahmet'in ekonomisine ağır bir darbe indirdi bu durumda Hakkı. Şöyle normal döndüğümüzde. Evet, güzel bir hamle bu kuleyi buraya atabilmek. O sırada kontrol edelim. Ahmet buradaki gold kaynağına ulaşmak istemiş. Çünkü kendi yakınındaki safe olanlar bitmiş anladığım kadarıyla. Buraya da kontrol edeceğim şimdi. Bu Fransa'nın binası bunlar. Bu işçiyle bunları yapmaya gidecek sanırım. Az sonra oradan bir çıkarma yapacaktır. Dakika başı gelir de gördüğümüz üzere gemiler çalışmaya başladığı için işçilerden daha fazla et toplayacaktır tabii ki. Ne kadar işçi gönderirseniz gönderin buraya, bu gemiler daha hızlı topluyor denizden balıkları. Evet, buradaki kaleye cevabı ne olacak acaba Ahmet'in, merak ediyorum. İki tarafta iyi oyuncular. Birbirlerine güzel üstünlükler kurmayı başardılar. Ancak bir çağ farkı mevcut. Mevcut kaynakları kontrol ettiğimizde Ahmet'in de çağ ekonomisi altın adına gelmek üzere ama eti hala eksik. Çünkü bir yandan asker basmak durumunda. Burada Hakkı bir üçüncü çağda bir rush yaparsa üzerine şu an kaybedecek gibi görünüyor. Bakalım, göreceğiz tercihini neyde kullanacak. Hemen asker sayılarını kontrol edelim. Ahmet'in 14, Hakkı'nın ise 26 askeri mevcut. Asker kalitesini düşündüğümüzde Hakkı'nın henüz bir demirci atmadığını görmüştük. Tekrar kontrol edelim. Evet, demircisini atmış buraya şimdi. Hatta ilk upgrade'ini almış. Şu an ikinci upgrade olarak yakında bir savunması tercih etmiş Knight'lara karşı. Mantıklı bir savunma açıkçası. Burada işçilerini raidlemeye devam ediyor. Atlarıyla bunu engellemeye çalışacaktır. Ancak burada tabii ki mızraklılar da Spearman'lar olduğu için
Biraz zor olacak onun için işler. Spearman'lar rahatlıkla Knight'ları tutacaktır. Yukarıda bir... Evet, buradaki işçiler buradaki binaları fark etmiş. Bunları da yıkacak. Bunları iptal etmesi gerekli Ahmet'in. Erken fark edip ihtimal iptal ederse kaynağını geri alacaktır. Mevcut kaynaklara baktığımızda hala Ahmet'in çağ atlamak için yeterli bir ekonomisi yok. Teşekkür ederim Tahir, hoş geldin. Deniz, sen de hoş geldin. Map büyüklüğü 1v1, evet. Gördüğünüz üzere aralıklar çok yakın. Değiştirmeyi unutmadılarsa. Hayır, unutmamışlar. Evet, gayet yakın. Bir düşüneyim. Her neyse. Daha sonrasında bakacağım onlara. Buradaki binaları acaba görmedi mi? Yoksa... Aa, evet, buradaki binaları henüz keşfetmemiş. Sadece önündekini yıktı. Bunları da bırakmayı tercih etti. Bunlara tamamlanmadı. Bunları iptal etmeli artık Ahmet. Sanırım o kısmı atladı. Buradaki savaşı idare ederken. Hemen savaşa dönelim. Neden unuttu? Anlaşılabiliyor gayet rahat bir şekilde. Çünkü buradan halka güzel bir baskı kurarak ben bu oyunu bitireceğim diyor. Bu sırada Ahmet de çağını atlamış. Çağ binası olarak ne tercih etmiş? Lonca binası. Gayet mantıklı bir seçenek. Diğeri çünkü upgrade binası olduğu için pek tercih edilmiyor. Buradaki kale rahatlıkla savunacaktır. Arkaya doğru askerlerini kaçırmak istediğinde. Asker durumlarına bakalım. 29 asker Vestavian'la. 10 asker sadece Hakkı da mevcut. Özür diliyorum, Ahmet'te mevcut. Buradaki fight rahatlıkla kazanacaktır diye düşünüyorum. Koçbaşı'nı nereye gönderdi? Koçbaşı sanırım parçalandı. Ya da benim görüşümde değil, şu an gözümden kaçtı. Yeni koçbaşı üretecektir hızlıca. Herhangi bir... Ha, koçbaşıyı buraya göndermiş. Bu Fransa'nın koçbaşısıymış. Yanlış görmüşüm bunu. Evet, özür diliyorum. Düzeltiyorum. Burayı ele geçirmek için sanırım bir koçbaşı girişiminde bulundu Fransa. Ama yanında destekçi bir askeri olmadığı için maalesef bu tek bir koçbaşıyla herhangi bir şey yapamaz. 7 tane askeri mevcut halen Ahmet'in, yetersiz sayıda. Knight'larını da burada biriktirmiş. Arkasında da işçileriyle beraber. Bu kaleyi fark etti. Kaleyi, özür diliyorum. Hakkı bu durumda, bunun hamlesi aslında işçileri kesmek olmalıydı. Ancak bunu tercih etmedi. Şu an kendi işçileriyle uğraşıyor sanırım. Orayı henüz keşfetmedi. Kontrol ettiğimde bu kaleyi tamamlaması, evet, avantajını olacak artık Fransa'nın. Bakalım. Ne hamlesi görüyoruz? Buradaki gördüğünüz gibi tekneler artık boşta kalmaya devam ediyor. Çünkü rıhtımı yine parçaladı kalesiyle Ahmet. Şu an bir rıhtım olmadığı için gelir üstünlüğünü elden kaçırmış durumda. Buradaki balıkları henüz bitirmemiş, ancak uzakta kaldığı için sanırım Beri'ye göndermiş. Pek uğraşmak istemiyor sanırım tarlayla bu aşamada. Oyunu bitireceğim diyor. Bunun için hızlıca hali hazırda olan kaynakları tüketmek istemiş diye görüyoruz. Demircisi bu sırada buradaydı Fransa'nın. Sonrasında nereye attı demircisini bilmiyorum. Buradaki gözünün önünde şu an arka tarafa bir stable yapmış. Tabii ki ikincisini yapmasına izin vermedi. Buradaki okçular da spawn oldukça maalesef yem oluyorlar. Bir dikkat hatası oldu sanırım Hakkı da bu konuda. Katapult tercihinde bulundu kaleyi yıkmak için. Buna cevabı atlılar olacaktır tabii ki ama korumak için arkada bir knight'ı var aslında. Onu kullanabilir. Önde knight'a, diğer knight'ları oyalarken arkadan bir knight akını geldi Ahmet tarafından. Ancak Spearman'lar onu koruyacaktır tabii ki. İçerideki askerleri farkında değil de. Hemen Spearman'larla bu koçbaşını alacaktır diye düşünüyorum. Atları yetersiz bunun için. Okçular da yetersiz kalacaktır. Spearman'ları gönderdi, ancak hemen Spearman'ları mızrak moduna geri geçirmeli, yoksa buradaki okçularını kaybedecek.
Bu katapult gidecek artık. Bunu daha fazla koruyamaz. Knight'lar ölse bile bu katapultu alacaktır. Derken evet, katapultu kaybetti. Kendi koçbaşısını da kaybetti. Yani burada da 3 tane işçiyle burada asker çıkarmasına izin vermeyecektir diye düşünüyorum Fransa'nın. O bir knight çıkarsa bu 3 işçiyi rahatlıkla özür dilerim, spearmenmiş bunlar, işçi değiller. Bir knight'e karşı rahatlıkla savunabilirler burayı. Buradaki binalarını da kaybedecek bu durumda. Buradaki fight'a bakalım. Vestavian bildiğiniz üzere early'deki fight'ları gayet iyi yönetir. İyi de bir oyuncudur. Burada gördüğünüz gibi spearmenlerle ve okçularla İşçileri reglemeye devam ediyor. Oyuncu puanlarına bakacak olursak şu an Ahmet önde görünüyor. Ancak realiteyi konuşacak olursak şu an pozisyon bize Vestibia'nın kazanç konumunda olduğunu gösteriyor. Tabii ki bunu biraz daha zaman gösterecek. Asker katletme bakımından kontrol ettiğimizde Vestibia'nın daha fazla asker öldürmüş, daha az asker kaybetmiş, daha az binası yıkılmış durumda şu anda. Ve bu kaybedilen 123 kişi hem işçi, tabi işçi sayılarına da hemen bakalım. Onlara da 56 işçi Ahmet'te, 47 işçi Vestavian'da var. Hakkı işçi basmayı ihmal mi etti? Daha yakın, hatta daha fazla olması gerekiyor işçilerin aslında. Gerçi hayır, Fransa burada işçi raidini gayet güzel gerçekleştirmişti. Orada bir avantajı oldu tabii ki. Her ne kadar asker üstünlüğü ve map kontrolü Vestibian'a daha fazla olsa da buradaki raidler Ahmet tarafından, Fransa tarafından daha başarılı gerçekleşti. Şu an planlarla biraz anlamak gerekirse mevcut kaynaklara baktığımızda Vestibian'da et yeterli, ancak altın çok az miktarda, imparatorluk çağına geçebilecek durumda değil maalesef. Ayrıca burada lonca binası şu an et topluyor. Bunu acaba bilerek mi ette bıraktı, yoksa fight esnasında unuttum bilmiyorum. 1540 kaynak birikmiş burada. Bunu altına çevirmesi faydasına olacaktır diye düşünüyorum Ahmet'in. Düşüncesi nedir bilmiyorum tabii ki, ancak altın birazdan tükendiğinde altın ihtiyacı hissedecektir diye düşünüyorum. Bu sırada yakınında iki kaynak kalmış. Halihazırda kullandığı bir kaynak burada, bir kaynak da burada var. Kutsal mekan ortada bir tane. Haricinde bir kutsal mekan, bir de yakınında var Ahmet'in. İki kutsal mekanda oynuyorlar şu anda. Şuradaki fight kontrol edelim. Kale buradaki askerleri temizlerken knight'ları da gönderme tercihinde bulunmuş. Bu askerleri çok kolay kaybediyor Vestibian şu an. Kaleye çok kolay yem ediyor. Onları buradan kaçırabilirdi. Burada herhangi bir koruma yok tower haricinde. Çok fazla asker kaybetti burada onları kaleye kaçırırken. Anlık yedi açar mısın? Tabii ki dakika başına geri kontrol ettiğimizde Vestibian'ın 1400 et geliri var. Ahmet'in sadece 300. Altını kontrol ettiğimizde yine Vestibian'ın önde olduğunu görüyoruz. Hatta yakın diyebiliriz şu anda buna. İkisinin de taş kasmadığını görürken mevcut 112 kaynağı varmış Ahmet'in zaten. Bunun için kullanacaktır? Kalesini upgrade'lemek için kullanmıştır diye düşünüyorum. Dakika başına gelir de şu an ikisinin de taş kasmadığını görebiliyoruz. Bunlar da İleride kale atımında sorun yaratacaktır. Buraya bir stable attığını gördü Vestavian. Fransa'nın bunu hemen temizleyecektir. Buna karşı bir cevabı da yok maalesef. Fransa'nın buradaki ahırı unutulmuş. Bu görülmemiş. Burada üretmeye devam edip isterse raid'e yollayabilir. Buraya iki tane knight göndermiş. Ve sanırım evet, buradaki odunda çalışan işçileri öldürmüş gibi görünüyor. Buradaki knight'larla buradaki işçileri temizleyebilirdi aslında. Bir iki öldürüp bunları feda edebilirdi. Asker sayılarına baktığımızda 6 asker şu anda Ahmet'te. Ve işte bir yandası 42 asker mevcut. Kızıl Elma, teşekkür ediyorum takibin için. Hoş geldin. Devam edelim. Buradaki ette çalışan işçileri sanırım temizledi, ancak burada biri bir tane kalmış. Çok fazla işçi raid attı Fransa. Vestibian'a göre işçi kesimi bakımından bakarsak evet önde, ancak askeri pozisyona baktığımızda Hakkı'nın halen daha fazla ordu asker öldürdüğünü
öldüren birim öldürdüğünü ve daha az birim kaybettiğini görebiliyoruz buradan. Bu da asker farkından kaynaklı. Buradaki Naito'nun usuldu, birazdan ölecektir derken kaçırdı. Son sahneyi gördü sanırım. Burada kalesinin yanında seyip bir şekilde askerlerin ordularını biriktirmeye devam ediyor. Ahmet, özür dilerim Vestavian. Buradaki kaleyi indirdikten sonra arkada daha sağlam bir savunması yok Ahmet'in. Boşta bekleyen işçiler görüyorum Ahmet tarafında. Bunlar bir kısmı gemiyken bir kısmı da işçi. Bunlar neden boşta? Bunlar büyük kayıplar. Sanırım çıkanı buraya göndermiş ancak sonrasında bunları burada unuttu. Hala da çıkan birimlerini oraya göndermeye devam ediyor. Boşta bekleyen 9 tane birim var şu anda. Bunlar tabii ki çalışamıyor çünkü rıhtımları yok. Bunları delete de kendisi sildi zaten ekstra birim olarak yer kaplamasın diye. Fightları kontrol edelim. Burada Spearman'larla gelen Knight'ı engellemeye çalışmış. Bu Knight içeri ulaşacaktır. Ancak o gittiği konumda maalesef bir işçi yok. Evet, base'inde çok az işçisi var. Olanlar da bu tarafta olduğu için bu Knight hibeye gitti şu anda. Burada da bir Knight'la kapışma görüyoruz. Bir Knight daha kaybetmiş Ahmet burada. Haricinde... Evet, oyun Vestavian'ın üstünlüğü tarafında görülüyor şu anda ama gelip gidiyor sürekli. Emin de değilim. İşçi olarak baktığımızda, dakika başı gelene baktığımızda hemen hemen yakın gibi. Sadece Ahmet odunda önde. İşçi sayısı bakımından önde olduğu için Ahmet, tekrar kontrol edelim. 74 işçi Ahmet'te varken hakkında sadece 53 işçi var. Aynı zamanda biliyorsunuz Fransa çağ atladıkça daha hızlı işçi basıyor. Ve İngiltere'de 2 tane TC atmadığı için İşçi konusunda artık yakalayamayacaktır diye düşünüyorum. İkinci TC atmayı tercih etmedi Vestavian. Ekonomi üstünlüğüyle belki oyunu toparlayabilir şu an Ahmet. Ama kalan durumlara baktığımızda Vestavian üstün konumda. Bakalım devamı nasıl olacak bu oyunun. 32. dakikadayız bu arada. Oyun haddinden fazla uzamış durumda. İmparatorluk çağına geçilebilir. Mevcut kaynaklara baktığımızda hakkının ekosu yeterli durumda. Biraz daha altın biriktirdikten sonra ki rahatlıkla biriktirecektir onu da. Çağ ekonomisini yakalayacaktır. Yeterli sayıda askeri de olduğunu biliyoruz. 66 asker. Ahmet'e karşı gayet yeterli durumda çünkü sadece Knight'ı var Ahmet'in. Onlar da içeri eklemeye gidiyorlar. Ahmet kendisini kurtarmak için, oyuna geri dönmek için gayet güzel bir etki bulunuyor. Ahmet'in savaş gemisi veya da topçu mancınık gibi şeyler yapmalı demişsin. Tabii ki topçu mancınık önemli. Savaş gemisi bu konumda sanırım çok mantıklı olmaz. Bir yere sıkışık durumda olacak. Çünkü buradaki fight'ı da Ahmet'in kaybettiğini görüyoruz. İşi temizlemeye çalışırken. Burada bir Knight çağ binasına saldırıyor ancak tek başına bir etkisi olmaz tabii ki. Düşman simgeyi yok etti. Burada özür diliyorum, ben büyük fight'ı kaçırmışım. Çok özür diliyorum. Burada Vestavian hamlesini yapmış zaten. İkinci çağ binasını alıyor şu anda. Sonrasında lonca binasını aldığında oyun maalesef Ahmet için bitmiş olacak. Ve 4 koşbaşıyla rahatla temizleyebilir. Evet, ben de hızlı biter diye bekliyordum. Şu anda ikinci çağ binasını da yok etti. Bu işler bu koşbaşıların temizleyemezse ancak bakalım. 3. çağ binasının ucundan görmüş. Onu da fark ettiği için koçbaşlarını hemen oraya gönderiyor. Askerler koçbaşlarını korurken oyun hakkının askeri üstünlüğüyle sonuçlanacak gibi görünüyor. Burada işçiler bunu tamir etmeye çalışıyor ancak bu da yeterli olmayacaktır maalesef. Ama bu Springer işleri değiştirebilir işte. Hemen duruma bakacağız şimdi. Koçbaşları vurmaya devam etmeli. Yoksa bir kazanç konumu olmayacak burada. Springart yanlış hedefe vuruyor şu anda. Ona dikkat etmeli. Ahmet. Eğer bunları vurmaya devam etmezse burayı kaybedecek. Koçbaşlarının canı hemen hemen yeterli gibi diyecektim ki diğer işçilerine gönderdi. Evet, askerlerle sanırım burayı alabilecek.
Koç başlarına da gerek kalmadı. Bu Spring Arts yanlış hedefleri seçtiği için. Bakalım maç bitmiş mi göreceğiz. Evet, maç burada artık. Geri dönüşü olmaz konumda. Askerleriyle artık vurursa yeterli olacaktır o binayı almayı diye düşünüyorum. Ancak önce işçileri temizlemek istiyor. Buradaki binayı tamir edebilecek mi? Ekonomisi yetecek mi Ahmet'in? Ahmet teslimini verdi zaten. Ya da buradaki bina yıkıldı, emin değilim. Teslim verdi sanırım. Tebrik ediyorum iki tarafı da. Kazanan taraf Vestibian hakkı. İki taraf da gayet güzel oynadı mantık açısından. Ancak erkenden Çağatlam'ın avantajını gayet güzel bir şekilde hakkı kullandı ve üstünü eline aldı. Tebrik ediyorum iki tarafı da. Ahmet, artık önümüzdeki turnuvalara bakacağız diyorum. Hemen kazananı ben bildireyim.